Artı TV ekranlarından, Odak programından merhaba, iyi haftalar. İstanbul dün bir kez daha sandık başına gitti ve tercihini ortaya koydu. Ve ikinci kez Millet İttifakı'nın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu sandıktan kazanan isim olarak çıktı ve ciddi bir oy farkı da yarattı kendisi. Bugün programımızda bundan sonrasını konuşmaya çalışacağız ve AKP özelinde bir program gerçekleştirmeye çalışacağız. Kulislere yansıyan bazı bilgilere göre AKP içerisinde de bu sonuçlar oldukça tartışılıyor, konuşuluyor. Bazı değişiklikler de öngörülüyor önümüzdeki günlerde. Tabii bir taraftan da yeni parti iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Seçimler sonrasına işaret edilmişti. İşte neler olacak önümüzdeki günlerde bakacağız, göreceğiz. Ama sinyaller neyi gösteriyor? Bunun üzerinde de duracağız bugün. Yine değerli konuklarımız olacak. Onların katkılarıyla birlikte Odak başlıyor. Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Böyle şey olmaz. Başkanım, istifa et beni. İstifa etsinler, ağlayakları yok sizi. Ağlatamazlar. Evet, 23 Haziran'ı günlerdir beklediğimiz o günü geride bıraktık. İşte şimdi de sonuçlarını konuşacağız. Bugün programımızda iki değerli ismi ağırlayacağız. AKP'yi konuşacağız dedik. AKP yansımalarını konuşacağız dedik bu seçim sonuçlarının. AKP'yi çok iyi bilen iki isimle konuşacağız. AKP eski genel başkan yardımcısı ve kurucu üyesi Fatma Bostan Ünsal bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ünsal. Yine bir diğer konuğumuz da stüdyomuzda bulunmaktalar. AKP eski milletvekili Emin Şirin'i de ağırlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş Sayın Şirin siz de. Şöyle başlayalım isterseniz. Dün bu sonuçlar geldikten sonra AKP cephesinde neler yaşandı, nasıl açıklamalar geldi, kimler sonuçları nasıl değerlendirdiler? Buna dair haber merkezimiz tarafından hazırlanan bir haberimiz var. İzleyelim. Üzerine hemen yorumlarınızı almaya başlayalım. Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Binali Yıldırım sözü uzatmadı ve seçimleri kaybettiğini böyle açıkladı. Ve AKP İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı. AKP'nin İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Hoca'ya istifa çağrısı da vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kalabalığa tepki gösterdi. Böyle şey olmaz. Başkanım, başkanım istifa et beni. İstifa etsinler, ağlayakları yok sizi. Ağlatamazlar. Binali Yıldırım ve AKP'li yetkililer il binasından ayrıldıktan sonra geride bu manzara kaldı. İl binası önünde ise tartışma vardı. Niye başkanı burada konuşuyorsunuz? %10, 2 ayda ne değişti ya? 2 ayda ne değişti arkadaşlar? Teşkilatımız çalışmadı. Yani yapacak bir şey yok bunlar. AKP'ye kendi içinden de ağır eleştiriler geldi. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul kararını vermiştir dedi. İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu'nu tebrik eden isimlerden biri de Ankara Büyükşehir eski belediye başkanı Melih Gökçek'ti. Gökçek, halka rağmen siyaset yapılmaz, biz bunu gördük dedi. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, birbirimizi düşmanlaştırmayalım uyarısında bulundu. Demokrasi ve hukuk vurgusu yaptı. Bir dönem AKP'den milletvekilliği de yapan ve Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdağ, bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımaları da olacaktır, dedi. AKP'nin eski Antep milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sensiz ancak bu kadar. Koyunun olmadığı yerde keçiye Evliya Çelebi derler mesajını paylaştı. Evet, sonuçların ardından gelen bazı açıklamaları, görüntüleri birlikte izlemiş olduk. Sayın Ünsal, şimdi hemen sizinle başlayalım istiyorum. AKP'nin kuruluşunda da yer alan bir isimsiniz. Yola çıktığınız dönem AKP Türkiye siyaset tarihinde nerede duruyordu? Çünkü şöyle bir parantez açmak gerekirse daha ılımlı politikalarla destek aldı. Hep söyleniyor ve o durumun da her geçen gün değiştiği vurgulanıyor. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? O zaman AKP neredeydi? Şu an nasıl tanımlıyorsunuz bulunduğu yeri? Evet, önce şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben genel başkan yardımcısı olmamıştım. Sosyal İşler Başkan Yardımcısıydım. Peki, özür dileyerek. İnsan haklarından sorumlu birimdeydim. Benim dönemimde insan hakları müstakil bir birim değildi. Sosyal İşler Başkanlığı altındaydı. İnsan haklarından sorumlu başkan yardımcısıydım. Yani Sosyal İşler Başkan Yardımcısı. Şimdi değişti. İnsan hakları müstakildir genel başkan yardımcılıkta. Ama benim zamanımda öyle değildi. Evet, AK Parti kurulduğunda 3 üyeye karşıydı. Yolsuzluk, yasaklar. Yani yasaklar özellikle önemliydi. Nereye geldik? Başka bu üyelere ilave oldu. Şikayet edeceğimiz ilaveler oldu. Ve işte olağanüstü hal yaşadık. Olağanüstü hal hukuki olarak bitti ama fiili olarak devam ediyor. Yani olağanüstü hal KHK'larıyla yargı kararı olmadan işten atmalar oldu. Bu bitmiş değil. 3 yıl süreyle gene idari kurum aynı KHK gibi işten atabiliyor. Yani olağanüstü durum, yani hukuk devletinin güvencesinin olmadığı durum devam ediyor. Tam da AK Parti'nin kurulduğu dönemdeki iddialarına zıt bir politikayı bizzat AK Parti eliyle yürütüldüğünü görüyoruz. Peki maalesef. Nasıl oldu da bu aşamaya gelindi? Yani bunda bir sorumlu göstermek mümkün mü acaba? Yoksa daha genel bir durum sonrası mı bu? Yani Türkiye siyaseti aslında uzlaşmayı bilen, problemlerini uzlaşmayla çözen bir siyaset değildi. En yakın örnek 12 Eylül'ü alalım. 12 Eylül'e geldiğimizde o meclis, yani son meclis, darbe öncesindeki son meclis 100 oturum toplanmıştı ve Cumhurbaşkanı'nı seçememişti. Yani tamam, anayasa öngörmüyordu, yani seçemediği zaman meclis ne olur, ama buna gerek yok değil mi? Yani artık makul bir toplanma sayısı olur ve sonrasında bu siyasetçiler bu sorunu çözerler. Bir Cumhurbaşkanı seçme vazifesini vermiş Türkiye halkı, seçecekti. Yani sorunlarını istişareyle, müzakereyle çözme yetkisi çok fazla yoktu. Vatandaşların da siyaseti belirleme yetkisi, hakkı çok fazla yoktu. Ve bu devam etti. Her bir kişinin, benim de dahil, tabii ki sorumluluğu farklı olmak üzere buraya gelmekte rolü var. Sadece genel olarak Cumhurbaşkanı'nın üzerine yıkılıyor ama bu böyle değil. Yani en hani birçok şey söyleyebiliriz ama şöyle bir kritik örnek vermek istiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu referandumdan şu anda şikayetçi, yani başkanlık sisteminin getirilmesinden. Ama o dönemde meclisteydi. Yani hiç duymadık görüşlerini. Yani bu önerilen referandumun, kendisi bir siyaset bilimi profesörüdür. Mutlaka biliyordur bu tür sonuçlara ulaşacağını. Nitekim Venedik Komisyonu'nun son derece güzel raporu da vardı yani bilmeyenler için. Buna rağmen o dönemde hiç duymadık. Olumsuz görüş şimdi, vermedi. O tabii hem vermedi diyorsunuz. Hem de elinde yetki de vardı. Hı hı. Kendisinin oyu ve yakında da işte bir belirli bir milletvekili grubundan bahsediliyor, irtibatı oldu. Onlarla beraber bir etkinliği de olabilirdi ve en azından tartışabilirdi. Halk da bunu tartışabilirdi, belki de geçmezdi yani. O açıdan en son onu örnek vermek istiyorum. Ve bu hani sadece bir tek kişinin üzerine yıkılıyor, yapmamak lazım. Her birimizin var ama tabii ki farklı düzeylerde, farklı yetkiye sahip oldukları için.
Peki şimdi 23 Haziran İstanbul seçimlerine gelirsek, acaba bu anlattığınız tabloyu ne yönde değiştirecek diye bir giriş yapalım isterseniz seçim sonuçlarına. Evet. Ama öncesinde şunu sormak istiyorum. AKP neredeydi, nereye geldi diye sorduğumda bazı kriterler sıraladınız arka arkaya. Onların bir sonucu mu acaba 23 Haziran şu anda? Tabii ki. Yani AK Parti ilk kurulduğunda Avrupa Birliği ile çok iyi ilişkilerin olacağını söylemişti ve hakikaten de 2005 yılında Türkiye aday ülke olmuştu. Yani müzakerelere başlamış. Evet. Aday ülke daha önceydi de yani müzakerelere başlamıştı. Şu anda geri döndük. Gözetim altındaki ülke ve bütün şeyi de durdurulmuştu. Müzakereler de durduruldu. Yani oradan da görebiliyoruz. Çok böyle kaba olarak zamanımız da kısıtlı olduğu için bunu söylemek istiyorum. Diğer sorunuzu tekrar alabilir miyim? Yani nereden nereye geldi dediniz, bir sorunuz daha vardı. Şu 23 Haziran peki acaba o evet, tabloyu hiç, yani ne yönde değiştirecek? 23 Haziran aslında hiç şaşırtıcı değil. Ben birkaç gün önce de zaten bir televizyon programında ifade etmiştim. Yani referandum aslında bize özellikle İstanbul'la ilgili olarak hiç şaşırmamamız gerektiğini söylemişti. Referandumda İstanbul'un hayır %51'in üzerindeydi. Hı hı. Burada tabii ki şöyle bir başarı var. Yani hayır blokunun %51 gibi bir oyu var ama referandum için bu işledi ama bir aday söz konusu olduğunda işleyip işlemeyeceği belli değildi. Aday profilinin uygun olması dolayısıyla yani çünkü İYİ Parti var, HDP var, Cumhuriyet Halk Partisi var, Saadet Partisi var bu hayır blokunda. Bazen birbirlerine zıt görüşleri de var. Hı hı. Bu yüzden doğru bir aday profiliyle bu bloktan çıkmayacak, oy dağılım dağıtılmayacak bir aday profili. Hatta AK Parti'den de işte geçişlerin olduğunu biliyoruz az da olsa. Görüyoruz. O yüzden ben hiç şaşırmadım. %51,5'un altı üzerine. İşte %3 zaten olur. Çünkü ekonomik kriz vardı bu 2 yıl içinde. Doların fiyatı çok fazla arttı. Ekonomik kriz geldi ve işsizlik çok yükseldi. Bu yüzden ben hiç şaşırmadım. Hı hı. Fakat genel olarak bir öğrenilmiş çaresizlik gibi bir durum olduğu için özellikle muhalefette genel olarak bir şaşkınlıkla karşılandı. Ama anket firmaları zaten bize göstermişti ve 31 Mart seçimlerine girerken anket firmalarına yönelik şiddetli itiraz ve neredeyse teröristleştirecek bir kampanya hatırlarsanız onlar üzerine yapılmıştı. Hı hı. Ve bu anketlerin çok tartışılmasını engellemişti. Bu planlı bir durumdu. Çünkü anketler doğru düz tartışılmış olsaydı AK Parti'nin zayıflığı görülecekti. Ve ben şöyle diyorum, AK Parti gücünü güçlülüğünden alan bir parti. Yani güçlü olduğu için güçlü. Yani eğer zayıf olduğu bir şekilde bilindiği takdirde gücünü hızlıca kaybedecek bir parti olduğu için de buna izin vermek istemediler 31 Mart'a girerken. Ama 31 Mart'ta açıkça görüldü bu. Özellikle seçimde, İstanbul seçimlerinde görüldü. Ve sonra da artı bir takım adayın da artıları olduğu için işte hemen 3 haftalık bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda vaatlerinin birkaçı yerine geldi. Ve başka hususlarla beraber arayı da açarak 23 Haziran'a geldik ama dediğim gibi hiç şaşırtıcı değil. %51,5'un üzerine işte 2,5-3 puan çok rahatlıkla geldi. Ekonomik kriz oldu. Hukuk krizinin yanı sıra. Evet, hukuk krizinin yanı sıra belki biraz daha süremiz kalırsa tamam. Onu da açmak tamam. Gerekiyor. Sayın Şirin, Sayın Ünsal sonucun hiç sürpriz olmadığını, zaten beklenen bir durum olduğunu açıkladı. Sanıyorum siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. Şimdi size İmamoğlu tarafını da aslında biraz soracağım ama evet. Öncesinde 31 Mart'tan 23 Haziran'a gelirken kısa bir süre geçti. Ama sanırım siyaset için çok uzun bir süre, çok şeyin değiştiğini de görmüş olduk bir kez daha. Sonuçlara baktığımız zaman 13 bin oy farkından 800 bine yükselen bir grafik ortaya çıktı. Doğru. Ama şimdi o süreçte biliyorsunuz AKP çok iddialıydı. O itiraz sürecinde de sürekli oylar tekrar sayılırsa biz kazanan olacağız minvalinde açıklamalar geliyordu. Nasıl bir sonuç oldu AKP için? Seçmenini neden karşı tarafa kaybetti? Fatma Hanımefendi gayet iyi anlattı. Bunlara birkaç şey daha ilave edeyim. Söylediklerinin hepsine iştirak ediyorum. Bu ekonomik kriz vesaire, aday seçimi bunların hepsi doğru. Burada eski kampanyalarına baktığım zaman
AK Parti'nin bu seferki kampanyanın bir kampanyasızlık olduğunu veya menfi kampanya olduğunu görüyorum. Bir kere Binali Yıldırım hayatı boyunca şahsen kampanya yapmış bir insan değil. İzmir'deki belediye başkanlığı haricinde böyle bir kampanyayı yapabilecek lider profiline sahip değil. Kendisi iyi bir yönetici, belki devlet adamı vasfı olabilir ama kampanya yapmasına imkan yok. Hele karşısına böyle bir genç kaplan gibi İmamoğlu çıkınca arada bir bocalama durumu ve algı durumu oldu. İkincisi, siyaset çok büyük ölçüde algı meselesi. Ekonomik faktörlerin yanı sıra siyaset algıyla yürüyor. Şimdi İmamoğlu'na verilen 4,5 milyon oyu dikkate alırsanız, bu 4,5 milyonun içinde acaba %1'i 45 bin kişi İmamoğlu'nun hakikaten kim olduğunu bilir mi? Bilmesine imkan yok. Sonuç itibariyle medyadan tanıdığımız kadarından bir algı sahibi oluyorsunuz ve bu algıyla hareket ediyorsunuz. AK Parti'nin adayı bu konuyu da yürütemedi. Ama en önemlisi, sonuç itibariyle ben uzun zamandır söylediğim, burada da tekrar edeceğim. İstanbul'daki bu seçim belediye seçimi olmaktan çok uzaktı. Burada İstanbul'daki seçim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejiminin onaylanıp onaylanmadığı, bugünkü sistemin onaylanıp onaylanmadığı ve halkın bugünkü politikalardan, başka ekonomi, sonra hukuk politikalarından memnun olup olmadığı referandum haline geldi. Bunun onaylanmadığını da çok açık bir şekilde gördük. Yani Binali Bey, şöyle söyleyeyim, 31 Mart seçiminde Binali Bey neredeyse ortada yoktu. Kampanyayı Tayyip Erdoğan yürütüyordu. Şimdi biraz geriye çekilmekle beraber son hafta gayet gayretli bir şekilde ortaya çıktığını da gördük Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu sonuç itibariyle AK Parti'ye hakikaten kendisine çok çeki düzen vermesi gerektiğini söyleyen, bugünkü sistemin gerek sistemik olarak gerek şahıslar olarak yürümediğinin ikaz edildiği, seçmen tarafından ikaz edildiği bir seçim olarak ortaya çıktı. Ben burada tenkit ederken, ya bu durumun tespitini yaparken başka bir şey de söylemek istiyorum. Öbür taraftan da Cumhur İttifakı %45 oy aldı. Yani normal şartlarda %45 oy alan bir parti veya ittifak, Türkiye'de eski sistemde uzak ara tek başına iktidar olurdu. Yani bugün %55'lik bir kesim memnun olmamakla beraber, ki bu yalnız İstanbul değil. İstanbul çünkü hakikaten Anadolu'nun da aynası, bizim her tarafımızın aynası. Bu çerçevede baktığınızda Cumhur İttifakı'nın da %45 oy aldığını, bunun çok önemli bir oy olduğunu ve dolayısıyla burada bir çöküş ihtimali olmakla beraber bugün çökertilmeyen ama ikaz edilen bir ittifak olduğunu görmemiz lazım. Bunu inşallah takdir ederler. Ben Fatma Hanımefendi'yi çok dikkatle dinledim. Bir yerde ayrılmama müsaade etsin kendisi. Hakikaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki insanları da söylüyor ama o etrafındaki insanların hepsi teker teker Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilmiş insanlar. İlk başta kuruluşta kendi gayretleriyle gelen insanlardan hiçbirinin kaldığını görmüyorum. Bunun içine eski başbakan, eski cumhurbaşkanları da dahil. Bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan iyidir ama danışmanları kötüdür, bakanları kötüdür lafını da hiçbir şekilde itibar edebilmek mümkün değil. Hepsini kendi seçti. Yani bugün sorumluluğu sırtında, bakanlarından, saray efradından, partide kendi tarafından seçilmiş milletvekillerinden veya parti mensuplarından Sayın Recep Tayyip Erdoğan taşıyor. Şimdi oturup, yarın bildiğim kadarından grup toplantısı, arkasından BKK toplantısı var. Herhalde masanın üstüne bunları koyacak, tartışacak. Sarayda da danışacağı insanlarla danışıp bunu bir çeki düzene koyması lazım. Çünkü şu anda %45 almış bir kitlenin yarın çöküp gitmesinden ziyade kendisine çeki düzen vermesi Türkiye'nin daha hayırına olur. Ben katılıyorum size. Ben sadece şunu söylüyorum. Tek bir kişi üzerine yıkılması lazım. Çok haklısınız. Sorumluluğun farklı sizin olduğunu söyledim. Yani tabii ki tabii. Hani paylaştırmıyorum yani %90, %5 ama her bir kişi kendimize bakmamız ve mekanizmalarını kurmamız gerekiyor. Yani o mekanizmalar şimdi zaten yoktu hani Türkiye'de. Vesayet demokrasisi çerçevesinde fren mekanizması vardı Türkiye'de. Yani ordu ve yargı bürokrasisi siyasete fren oluyordu. Haklı. Ama bu tabii ki vesayet demokrasisi ve kabul edilebilir değildi. Bunları kaldırdık ama bu sefer başka bir fren bulamadık. Bunu bulmamız ve uygulamamız gerekiyor. Fatma Hanım'ın bu söyledikleri ayrı bir program konusu. Çünkü 98 Şubat sürecini yaşamış insanlar,
başörtüsü mücadelesi, insan hakları mücadelesi vermişler. Ben de işin içindeydim. O zamanki eşim biliyorsunuz başörtüsü yüzünden siyasetten men edildi. Kendi başörtüsü takmadığı hiç halde. Yani, evet. Nazlı Hanım'ın. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ben şu iki şeyi söyleyeyim. Kendisi 3 şeyden bahsetti. Ben AK Parti'de 10 ay kaldım. 10. ayın sonunda AK Parti'den istifa ederken 3 Y'yi realize edebilecek misiniz diye sordum. Yoksulluk. Hayır. Derviş politikalarından sadece borçtan büyürsünüz. Yasaklar. Evet, bazı yasaklar kalktı. Bugün baktığınızda daha fazla yasak var. Yolsuzluk. Allah aşkına 17 senelik AK Parti iktidarının sonunda yolsuzluktan dolayı adalete teslim edilmiş bir tane AK Parti mensubu var mı? Bankasya'da parası olduğu için veya kredi kartı olduğu için KHK'yla işten atılan kurucusu var. Ama bir tane AK Partili yolsuzluktan adalete teslim edilmedi. Onun için yolsuzlukla mücadele edildiğini söyleyebilmek hiçbir şekilde kabil değil. Peki Sayın Şirin, şimdi biraz önce İmamoğlu tarafını da soracağım demiştim size. Ki siz başlarken genç bir kaplan olarak kendisini de tanımladınız. Öyle gördüm. Evet. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu 31 Mart'ta aday gösterildiğinde kamuoyunda çok büyük bir kısmının bilmediği bir isimdi. Ki bu da eleştirilmişti hatta, acaba nasıl olur şeklinde. Ama kısa sürede herkesin bildiği, tanıdığı ve bu sonuç itibariyle de sevdiği de diyebiliriz bir isim haline geldi. Ve şunun da altını çizmek gerekiyor. Kendisi son 35 yılda yaşanan seçimlere bakıldığında en yüksek oy oranını da alan belediye başkan adayı oldu. %54.2 ile. Şimdi burada kuşkusuz İttifakın desteği önemli. Muhakkak. HDP'nin Demokrasi İttifakı olarak adlandırdığı Muhakkak. O desteği çok evet. önemli. Bunun dışında ne oldu da seçmen İmamoğlu'nda buluştu, kendisini tercih etti? Zamanın ruhu değişti. Zamanın ruhu değişiyor Türkiye'de. Bu çok önemli bir şey. Bütün dünyada zamanın ruhu değişirken Türkiye'de de zamanın ruhu değişiyor. Yorgunluk var, bıkkınlık var. Adaletten şikayet, ekonomiden şikayet kadar önemli bir hale gelmiş vaziyette. Bu tek parti rejiminin yarattığı sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar sadece muhalefet tarafından değil, aklı selim sahibi bütün AK Partililer tarafından da dile getirilir halde. Ben bunu zamanın değişmesi, zaman ruhunun değişmesi olarak değerlendiriyorum. Yeni liderler çıkıyor. Bakmayın siz Selahattin Demirtaş'ın hapiste olduğunu, Abdullah Öcalan'dan daha fazla etkisi olduğunu gayet sarih bir şekilde gördük. Ekrem İmamoğlu yine bu genç nesil gelenlerden. Bunun gibi başka bir nesil değişikliği de yavaş yavaş gelmekte. Muhtemelen Ali Babacan bir parti kuracağını duyuyoruz artık, neredeyse kesinleşmiş vaziyette. Fehmi Korun'un bugünkü yazısından sonra. Böyle bir durumda bir devir teslim, nesil devir tesliminin içine girmekte olduğumuzu görüyorum. Bunu çok hayırlı ve güzel bir şey olarak görüyorum. Siyasette İmamoğlu tarafından da bakıldığında 60 gün... Siyasette bakın seçimler algı meselesidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir başbakanlığa yürüdüğünü biz 90'lı senelerin içinde zaten görüyorduk. O kendi kitlesinin böyle ailevi veya içsel bir bağ kurduğu kitlenin beyaz atlı prensiydi. Onun başbakanlığına mani olabilmeye imkan yoktu. O arada pek tabii o günkü sistem de buna çok şey taşıdı, böyle bir rahatlık taşıdı. Birinci çıkan %27.5'la rahatlıkla belediye başkanı olabiliyordu. Veya biz milletvekili olduğumuzda baraj yüzünden %35 ya 36 oy alıp milletvekillerinin %60'ını aldık. Yani böyle sistemin de bazı ortaya çıkarttığı neticeler oldu. Bu çerçevede şimdi yaratılan algıya baktığımızda bu algıyı çok iyi yönettiğini görüyorum İmamoğlu'nun. Çok kucaklayıcı bir tavrı var. Ve zamanın ruhunda şunu görmeye başladım. Bu ittifak İmamoğlu gibi kamplaştırma lisanı olmayan, toparlayıcı lisanı olan bir kişi tarafından bir beraberlik ve bütünlük haline gelmeye başlıyor. Yani bir çatı altında kendi kişiliklerini koruyarak, yani özelliklerini de kaybetmemek suretiyle daha büyük bir amaç, daha rahat bir Türkiye, daha sevecen bir ortam, daha iyi bir hukuk düzeni, daha iyi bir ekonomi düzeninin inancı içinde toparlanabilme imkanını da görüyor. Bu seçimin belki de
en hoşuma giden taraflarından biri. Son Binali Bey'in konuşmasındaki olgunluğu da bu işin içine koyuyorum. Üst kademelerden gelen zilletti, illetti gibi laflar, kamplaştırıcı laflara karşılık çok toparlayıcı bir şekilde bunu bitirdik. Bazı dün akşamki kutlamalara da bakıldığında size çok samimi söyleyeyim, bir Fener Galatasaray maçından sonra daha fazla hadise çıkıyor Türkiye'de. Evet. O bakımdan da onu da çok olgun bir şekilde geçtiğini görüyorum. İmamoğlu'nun önü açık. Bundan sonra kendisinin önü kesilmeye çalışırsa da siyaseten daha fazla büyür. Yani bir siyasi figür olarak Türk siyasetine geldi, damgasını vurdu. Bu seçimin bir başka sonucunu da müsaade ederseniz söyleyeyim. Sizler çok iyi hatırlayacaksınız Fatma Hanım, 94 seçimlerinden sonra Necmettin Erbakan hocamız duvara bir harita koymuştu. %20, 22'lik, 25'lik, 27'lik neticelerle aldıkları belediyeleri işaretlemişti. İstanbul'u aldık, Ankara'yı aldık vesaire diye. Ve sonunda demişti ki %20'lik, 21'lik bir neticeyle biz Türkiye'nin %50'sinden fazlasını aldık demişti. Allah rahmet eylesin. Haritaya baktığınız zaman doğru. Şimdi bu neticelere baktığımızda AK Parti'nin kendine niye çeki düzen vermesi gerektiğini düşündüğünüzde Türkiye'nin 3 büyük şehri İstanbul, Ankara, İzmir artı Adana, bütün bunları Antalya, bunları bir araya getirdiğinizde Türkiye nüfusunun %50'sinden çok daha fazlasını artı Türkiye ekonomisinin %70'ten daha fazlasını muhalefet kontrol eder hale geldi. Şimdi ben Ankara'dayım, bütün yetkiler bende diye bir tavır içine girip bir sertleşme politikası yürütürse buradan gelecek tepkinin çok ciddi bir siyasi tepki olacağını da düşünmeleri gerekiyor. Peki acaba nasıl bir yol izleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra? Çünkü bu da merak konusu. Biraz önce Sayın Şirin de özellikle altını çizdi. Yani bu bir ders alma durumu olarak mı algılanacak? Yoksa mevcut politikalar, mevcut söylemler ve tutum devam mı edecek dersiniz? Umarım ders alma şeklinde olacaktır. Şöyle, Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var diyoruz. Bu zamana kadar bu yapılmadı. Daha çok da iktidar partisi tarafından yapılmadı. Kendi kitlesini sağlam tutmak için bu işte karşı tarafı illet zillet diyerek, yani o 31 Mart'a gelirken ittifak üzere adaylar yarışmadı ve ittifaklar yarıştı. İttifakın en önemli adayı olarak da Tayyip Erdoğan neredeyse Türkiye'nin her yerinde neredeyse seçimlere girmiş gibiydi. Binali Bey'in de bundan şikayeti vardı, hatırlarsınız. Adaylar yarışmadı demişti. Çünkü kendine göre işte başarılı bir bakan, işte AK Parti hükümetlerinin en başarılı bakanı, işte güler yüzü, sakin, hani Tayyip Erdoğan'ın olumsuz özelliği olarak söylenen öfkeli mizacı yoktu. O yüzden ve tanınırlığı olduğu için başlangıçta zaten önde başlamıştı. Bunun sıkıntısını duymuştu, aday adaya yarışalım demişti. Fakat aday adaya yarışmasını önleyen durum kendi partisinin lideriydi. Açıkça tabii ki bir çatışma görülmedi. AK Parti'nin buna ihtiyacı vardı çünkü o tartışmaların rasyonel bir şekilde geçmesi, tarafsız olarak geçmesinden AK Parti zarar görecekti. Yani orada şu andaki 31 Mart başarısı için birçok yerde, özellikle küçük şehirlerde buna ihtiyacı vardı. Ben Adıyaman'dan biliyorum, eşim belediye başkanı adayıydı, gittim. AK Partili seçmen böyle yani normal aslında demokraside bir parti gelir, ondan sonra başka bir parti gelir. Yani son derece normaldir iktidarın partiler arasında el değiştirmesi. Bunun için zaten doğmuştur demokrasi. Yani bu iktidar değişimi kanlı olmasın. Ama seçmende de bu çok parti liderleri tarafından da söylendiği için bu kamplaşma, seçmen bunu normal bir tartışma olarak görmedi. Bundan kazandılar 31 Mart'ta. Hı hı. Bu yüzden 31 Mart sonrası dediler ki tamam, Binali Bey'in dediği gibi aday aday olsun, ama köprüden çok altından çok sular akmıştı artık. İmamoğlu tanınmayan ve desteği çok olmayan İmamoğlu değildi artık. Zaten kazanmış bir belediye başkanı olarak duruyordu karşısında ve bazı vaatlerini de gerçekleştirmiş bir belediye başkanıydı. Bu yüzden o işlemedi. Aday adaya durum işlemedi. Şimdi bu vaat politikasına geçtiler. 31 Mart'a kadar daha çok İmamoğlu vaat ediyordu ve bazı vaatleri de hafifsemeyle karşılanıyordu. İşte bu işsizliğe çözüm bulacağım gibi, belediye nasıl yapabilir diye. Fakat tam tersine Binali Bey'in benzer vaatlerde bulunduğunu gördük. Tabii AK Parti belediye
yönetimde olduğu için bu zamana kadar niye yapmadınız? Haklı bir soru olduğu için. Çok bu da bir soru. Çok şey olmadı. Güvenilirliği zedelemiş olmuş oldu. Ve dediğim gibi çok da sürpriz olmayan bir şekilde ara açılmış oldu. Son dönemde hadi eski şeye geri dönelim. Yani tutarsız politikalar olmuş oldu. Gene eski yani kendi şeyimizi, kitlemizi koruyalım düşüncesiyle tekrar Tayyip Bey'i sahada gördük ama hem çok geç hem de çok tutarsız birbirine ve en sonda işte İmralı'dan bir destek şeklinde bir şey olmak istedi. Bu aslında yani seçmeni piyon olarak görmenin bilinçaltını açığa vuran bir hareketti. Son derece yanlış. Hiç kimse bir başkasının hedef gösterdiği yerde hareket etmez. Yani seçmen, parti bir orada başka bir süreç işliyor. Bu çok, bu varsayım çok yanlış. Yani birisi söyleyecek ve seçmenler ona göre davranacak. Yani seçmeni çok pasif gören bir durum. Demokrasiye de yakışmıyor değil mi? Biz o zaman niye insanlara seçim yetkisi veriyoruz? Eğer bazı liderlerin, bazılarının böyle hedef göstermesiyle hemen değişiverecek bir tercihleri varsa bu yüzden tutmadı. Onun da herhalde olumsuz bir etkisi de olmuş olabilir, bilemiyorum. Hani ben bir hani HDP seçmeni olsam bunu bir hakaret sayarım kendime yani. Bilmiyorum tabii nasıl algılandı. Bu şekilde 23 Haziran'a gelmiş olduk. Peki, şimdi süremiz hızla akıyor ama soracak daha çok sorum var. Hemen şunu da sorayım Sayın Ünsal. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelmiş olması İmamoğlu ile ilgili bazı varsayımları da gündeme getirdi. İşte kendisi de bir gün Cumhurbaşkanı olacak, o koltuğa oturacak şeklinde. Şimdi bu ihtimal nerede duruyor? Bunu sormak istiyorum ve özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. AKP içerisinde bu varsayım rahatsızlık yaratıyor mu? Onu tabii çok iyi bilmiyorum ama yani çok şeyler değiştiği için aslında Cumhurbaşkanlığı sistemi, geleneksel sistemi böyle değildi. Daha çok böyle bürokrat gibi işte Ahmet Necdet Sezer gibi değil mi? Daha farklı kişiler Cumhurbaşkanlığı için öneriliyordu. Parlamenter sistemde başkanlık sistemi gelince ve ilk Tayyip Erdoğan olunca bu şekilde oldu. Devam eder mi bilmiyoruz. Yani çünkü bu başkanlık sistemi aslında AK Parti'ye çok da yaramadı. Yani Türkiye'ye hiç yaramadı gördüğümüz gibi. Yani bir kere hukuk devletinden çok geri adım atıldı. Yani işte yargı kararı olmadan insanlara en ağır cezaları verebiliyorsunuz. İddianame hakkında hazırlanmadan insanları tutuklu olarak yargılıyorsunuz. Bugünkü Osman Kavala'nın gezi olaylarıyla ilgili olarak yargılanması gibi. Yani başka iddianame hazırlanmadı ve en sonunda gezi olaylarına geldi. Daha önce beraat edilmiş, beraat almış hadiseler üzerinden hem de başka da şey bulamadıkları için. Açıkça kanun, Türkiye'deki kanunlara aykırı olarak hamile kadınların hapislerde olduğunu biliyoruz. Lohusaların yine benzer bir şekilde hapislerde olduğunu görüyoruz. Yani bu Türkiye'ye hiç yaramadı. Hukuk güvenliğini ciddi oranda zedeledi. Hatırlarsanız Osman Can Anayasa Profesörü şunu demişti. İtiraf ediyorum, o hal KHK'ları yayınlandığında bakıyordum ben de KHK'larda var mıydım yok muydum diye. Büyük bir güvencesizlik ve öngörülemezlik. Yani normalde idarenin en önemli vasıflarından biri öngörülebilir olmasıdır ki insanlar ona göre davranabilsin. Böyle bir kaos. Hiç kimse bundan azade değil. AK Partili olsun veya olmasın. Yani düşünün AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bir gün işte 16 milyonluk bir şehirde belediye başkanı, bir sonraki gün bir hiç ve itiraz edebileceği bir merci de yok. Yani AK Partililer de bundan sıkıntı duyuyor veya işte Diyarbakır Belediye Başkanı da benzer bir şekilde hem de daha da kötü olarak Diyarbakır'da belediye meclis üyesinin bir başka belediye başkanı seçmesine de izin verilmiyor ve kayyum atanıyor. Yani hukuk devletinin güvencesinden ciddi anlamda geriye düşmüş bir Türkiye oldu bu başkanlık sistemi dolayısıyla. Bundan AK Parti'ye de yaramadığını 23 Haziran bize göstermiş oldu. Zaten Türkiye'ye yaramayan doğal olarak biraz gecikmeli de olsa AK Parti'ye de yaramayacaktı. Nihayetinde de buraya gelmiş oldu.
Bundan sonra aslında nasıl 31 Mart'a gelirken işte Davutoğlu gibi veya o kadar yüksek sesli olmasa da başka itirazların olduğunu biliyoruz. Bu neye bağlı? İşte 31 Mart'a gelirken yeniden siyasetin aktif hale gelmesi dolayısıyla bir hareketlenme ve sonrasında da anketlerde AK Parti'nin zayıflamış olması çeşitli şekillerde mutsuz olan, rahatsız olan insanlar için bir konuşma zemini sağlamış oldu. 23 Haziran bu konuşmak isteyen, düzeltmek isteyen veya başka yol aramak isteyenler için de bir fırsat olacaktır. Umalım ki bunlar hayıra yol açsın. Yani her yerde işte ben şöyle bir hayıra yol açacağını da düşünüyorum. Türkiye'de bir kutuplaşma vardı. Yani bu sadece AK Parti'nin yaptığı bir şey değil. Zaten vardı. Belki 60 ihtilali yani o Demokrat Parti'nin yaptığı yanlış hareketler de vardı. Ama feci bir son Adnan Menderes'in asılması dolayısıyla yaptığı feci demokrasiye aykırı uygulamaları tartışmamıza izin vermedi. İzin vermedi ve bir kutuplaşma olarak buraya geldi. AK Parti de bunu besledi. Çünkü %65 hazır bir taban var. Niye yapmasın kendi mantık çerçevesinde? Ama bu Türkiye'ye tabii ki çok kaybettirdi. Nihayetinde bu bozuldu. %65, %35 bozuldu. %50, %50. Tartışan fikir değiştiren bir şeye girdi ve bu çok önemli. Yani İstanbul'da bu kutuplaşmayı aşacak söylem olduğunu görüyoruz ve icraat belki de klasik kutuplaşmamızı tümüyle aşmaya yol açacak. Artık siyasetin rasyonel şekilde tartışıldığı, kimlik siyasetinden çıkıldığı bir zemine belki de gideceğiz. Bu herkes için de hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Peki acaba bu yeni parti iddiaları ile ilgili nasıl gelişmeler olacak? İsterseniz bununla ilgili de bir haberimiz var. Son açıklamalar ne söylüyor? Kulisler ne gösteriyor? Çünkü seçimler sonrasına daha çok işaret edilmişti bu yöndeki hazırlıklarla ilgili. Bir izleyelim bu haberimizde. Tahmin ya da izlenim olarak söylemiyorum, bilgiyle söylüyorum, altını çiziyorum. Abdullah Gül Ali Babacan'ı destekliyor, yani partide bir rol almayacak bunu. Ali Babacan genel başkan olacak, Ali Babacan'ın liderliğinde bir parti kurulacak. Gazeteci Deniz Zeyrek dün gece Fox TV'de konuştu. Ali Babacan'ın parti kurmak için harekete geçtiğini anlattı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partinin onursal genel başkanı konumunda olacağını kaydetti. Gül'ün tavsiyesiyle Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek parti kuracaklarını ileteceğini söyledi. Babacan'a böyle bir görev tevdi etmişler. Yani gidin görüşün, bu partiyi biz kuracağız bilgisini verin diye o aşamaya gelinmiş. Bir kulis bilgisi paylaştı. Abdullah Gül mesela Ankara'ya bir şeye gelmişti. Orada bir yemek oldu. İşte partinin, muhtemelen yeni partinin ileri gelenleri o yemekteydi. Abdullah Gül'ün son dönemde Ahmet Davutoğlu ile arasına mesafe koyduğuna dikkat çekti. Davutoğlu biraz ipleri kopardı. Yani artık çok net bir tavır aldığı için hani o hareketlerinden dolayı güven duyup yeniden bir kapı aralayabilirler. Abdullah Gül'e yakın isimlerden Fehmi Koru da Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak dedi. Oluşumun başındaysa Ali Babacan'ın olacağını söyledi. T24'e konuşan Koru, geçmişte AKP'de siyaset yapan isimler dışında başka isimlerin de olacağını, yeni partinin geniş bir çerçevesi olacağını ifade etti. Beklentiler istikametinde hareket edecekler. Belli ilkeler etrafında buluşmaya çaba gösteriyorlar. Belirli bir takvim yok değerlendirmesini yaptı. Evet, şimdi haberimize de dikkat çekiyoruz. Bu konu aslında uzun süredir gündemimizde ama net bir takvim söz konusu değil. Çünkü taraflardan, ismi geçen taraflardan böyle bir açıklama söz konusu değil. Sayın Şirin, ne söylersiniz? Yakın bir zamanda takvim bu tür oluşumları görecek miyiz? Takvim çok süratlendi. Sayın Davutoğlu bir kere harekete geçmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yaptığı bir görüşmeler olduğunu biliyoruz. Yeni bir görüşmede yapacak ama bu görüşmede yapacağı tekliflerin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilme ihtimali yok gibi görünüyor. Dolayısıyla o bir partileşmeye doğru gidecek. Sonra ittifaklar içeriğiyle ilgili işte parlamenter rejime dönüşün, partili cumhurbaşkanı olmasın gibi şeyleri var. Zaten bunları açıkladı biliyorsunuz. Bir manifesto açıklamıştı. O çerçevede yürütüyor işini.
Ali Babacan, Abdullah Gül ekibinin kuracağı partide eli kulağında. Yani bunun hiç gecikeceğini zannetmiyorum. Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu gelişmeleri baktığı zaman İmamoğlu'nun burada seçimi kazanması sonucunda, bir kere onu müsaade ederseniz toparlayalım ne olabilir diye, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde iki tane seçenek var. Bunun bir tanesi Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı denilen mesele CHP ve hatta dolaylı veya direkt olarak HDP ile beraber bir işbirliği zemini aramak. Bu dış politika, Kürt meselesi, ekonomi meselesi gibi konularda çok faydalı olabilecek bir ittifak. Bu ittifakı ararken bugünkü rejimin içinde, bugünkü tek adam rejiminin içinde olmayacağını o da herhalde biliyor. Nitekim CHP de Sayın Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da yaptığı konuşmada 6 tane madde koydu ortaya. Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu söyledi. Kuvvetler ayrılığının kuvvetlendirilmesi, bakanların daha sorumlu hale getirilmesi. Bugün bakanın en ufak bir yetki veya sorumluluğu yok. İki dudağın arasında durumda. Hukuk devletinin daha iyi bir şekilde tesis etmesi, hakimlerin atanması, HSK'nın durumu gibi bazı şartlar var. Eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan yetkilerinin kısıtlanmasını ve yarı başkanlık gibi bir sistemi kabul ederse, bu feraseti gösterirse, altını çizeyim, bu anayasa değişiklikleri 1-2 hafta içinde meclisten geçer, büyük bir çoğunlukla referanduma gitme ihtiyacı duymadan geçer ve o zaman Türkiye bu devasa problemlerin altından kalkabilecek bir duruma gelebilir. Bunu yapar ise belki de yeni partiler kurulduğunda meclis aritmetiğinin değişmesine de bir ölçüde mani olabilir. Çünkü iktidarda devam ediyor ise partiden kolay kolay, hele 2 senesi dolmadan, özlük haklarını almadan kimsenin kolay kolay ayrılacağını düşünmemek lazım. Bu olmaz ise Türkiye kaçınılmaz olarak bir erken genel seçime gidecektir. Bu neden derseniz, bu partiler onun için de biraz süratleniyor. Bu partiler mutlaka meclis aritmetiğine tesir edecek. Bugün Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakın 290 artı 40 küsur, 330-335 civarında bir çoğunluğu var. Bu hiçbir şey değil. 600 kişilik mecliste 30-40-50-70 kişi parti değiştirmeye karar verirse, ki değiştirir. Çünkü AK Parti'nin zayıfladığını, yeni ümit veren partilerin kurulduğunu gördüklerinde değişecektir. Bu kaçınılmaz olarak bir erken genel seçimi getirir. Bunu muhalefet istemiyorum dese de mecbur kalır ister. İktidar da, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da karşısında kurulan partiler kendilerine gelmeden, teşkilatlanmalarını bitirmeden bir baskın seçimi yapmayı tercih edebilir. Dolayısıyla benim gördüğüm Türkiye ya ferasetli davranan bir cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanmasını anayasal olarak kabul edip bu çerçevede yarı başkanlık gibi bir sisteme geçecektir veya Kasım veya gelecek ilkbaharda kaçınılmaz bir erken seçim Türkiye'yi bekliyor. Peki bu saydığınız etkenler olmazsa, yarı başkanlık sistemine geçilmezse ya da erken seçim olmazsa, bu yeni parti oluşum ya da oluşumları diyelim AKP için nasıl bir sonuç doğurur? Seçimin ne zaman olacağına bağlı. Yani bir kere bu oluşumların çok ciddi iç ve dış ittifaklardan kurul, ittifak derken kirli manada ittifaktan bahsetmiyorum. Fikri ittifak, siyasi ittifaklardan bahsediyorum. Bunların destek göreceği, hele Abdullah Gül, Ali Babacan ekibinin destek göreceğini görmemek kabil değil. Bu birincisi. %10'luk mu, 20'lik mi, 30'luk mu bir parti haline gelirler onu bilemem. Ama bir ilgi görecekleri muhakkak. Keza İmamoğlu gösterdiği bu başarıyla Millet İttifakı içinde de bir hareketlilik getirdi. Bu durumda İyi Parti de belki MHP'den ayrılmayı düşünenler için bir cazibe merkezi haline gelecek. CHP'nin çok daha toparlayıcı bir hali var. Bütün bunlara baktığımızda yeni kurulacak partilerin bir rol oynayacağını ama seçimin ne zaman olacağına dair de kuvvetlerinin ona göre teşekkül edeceğini düşünüyorum. Çünkü size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ittifaklar sistemi çok enteresan bir şey çıkarttı ortaya. Bir kere baraj otomatik olarak kalktı. İkincisi BBP gibi %1 alıp almadığı belli olmayan bir parti başkanını meclise sokabiliyor. Evet. O kadar ihtiyaç var. Çünkü baraj %50'ye çıktı. Baraj bir taraftan yok oldu, bir taraftan %50'ye çıktı. O bakımdan partilerin iki partiye doğru gitmek bir tarafa, asgari iki partinin kurulacağını görüyorum. Bu üç filan da olursa da kimse şaşırmasın.
Eğer Ekrem İmamoğlu bu kadar başarılı bir netice almasaydı CHP'nin içinden bile yeni bir parti çıkabilirdi. Üçüncü parti olarak muhalefet kanadından. Muhalefetin kanadından CHP'nin içinden de bir doğurgan bir durum olma ihtimali vardı. Ekrem İmamoğlu'nun başarısı onu toparlamış oldu. Evet. Peki Sayın Ünsal, süremizin sonuna yaklaştık, hatta son bir dakika içerisindeyiz. Bilmiyorum Recep'teki arkadaşlarım biraz süre tanıyacaklar mı, ama siz ne düşünüyorsunuz bu yeni parti iddialarıyla ilgili? Ben şimdi demiştik ya, AK Parti buraya nasıl geldi? Herkesin sorumluluğu var demiştim. Çünkü tartışılmadı işte. En son referandum örneğini vermiştim. O geç gelen tartışma kültürü nihayetinde gelmiş. İşte her iki partini de gördük. Cumhurbaşkanıyla görüşmeleri aslında olumlu. Yani bir müzakerenin başladığını gösteriyor AK Parti içinde. Bu çok olumlu. Çok geç, gerçekten çok geç. Ama başlaması olumlu ve görüşmeyle başlaması olumlu. O yüzden beyefendiye katılıyorum. Yani bu görüşmeleri ilk başta parti içinde bir müzakere alanını açacağını ve yeni belki işte yarı başkanlık gibi farklı bir sisteme geri dönebileceğini gösteriyor. Bu bence çok doğru. Çünkü bir telafi edici bir durumu var. Bu doğru. Bu rasyonel olan budur. Yani buraya yönlenmektir. Bu kabul edilmediği takdirde partileşecektir. AK Parti içinden işte birkaç partinin doğacağını görmüş oluyoruz. Ama ben bu sistemi geç de olsa doğru buluyorum. Yani istişareyle beraber bir reform da teklifini de olumlu buluyorum. Çünkü ihtiyacı var. Yani AK Parti seçmeninin dediğimiz gibi %45, İstanbul'da %45. Evet. Genelde de olduğunu biliyoruz. Müzakere ederek bir yerlere varması gerekiyor. Bu zamana kadar yapılmadı. Bundan sonra yapacaktır. Bu da yine 23 Haziran'ın da bir olumlu sonucu olacaktır bence. Peki son olarak hemen kısaca olmak kaydıyla şunu da rica edeceğim. 23 Haziran seçim sonuçlarının faturasını acaba kimler ödeyecek tartışması da var biliyorsunuz. Kulislere yansıyan bazı isimler de oldu. Süleyman Soylu onlardan biri, Berat Albayrak yine o isimlerden birisi. Evet. Değişiklikler olur mu dersiniz acaba? Bence de hem olacaktır. Hem teşkilatlarda hem... Hadi isim vermek çok doğru olmayabilir ama yani normalleşmeye geçeceğimiz anlaşılıyor. Hani beklentimiz o, temennimiz de o. Normalleşmeye karşı duran gözüken, yani burada da özellikle İçişleri Bakanı'nın maalesef katkısı çok büyük. Ya normalleşecek ve bu kişiler bir siyaseti biraz dışına itilecek ya da olmayacak. Yani eğer normalleşme geçilirse doğal olan bu tür figürlerin daha uzaklaştırılmıştır diye düşünüyorum. Siz Sayın Şirin neler söylersiniz? Valla sistem bozuk. Yani bu insanlar, onlar gitmiş, bunlar gelmiş, bunların çok fazla emniyeti olacağı kanaatinde değilim. Çünkü sistem bozuk ve bozukluğa itiyor. Şimdi Süleyman Soylu'nun özelinde konuşalım. Biz bundan evvelki seçimlerde bağımsız veya tarafsız İçişleri Bakanı'ndan seçime giderdik. Adalet, Ulaştırma ve İçişleri Bakanları eski müsteşarlar hiç olmasa gelir ve tarafsız bir davranış içinde bulunurlardı. Şimdi siz partinin özellikle de çok cerbezeli, iddialı, daha da ilerlere gitmek isteyen, elinde kılıçtan koşan bir insanı İçişleri Bakanı yapıp seçimlerden de sorumlu hale getirirseniz bu böyle olur. Dolayısıyla İçişleri Bakanı'ydı, Adalet Bakanı neyse nispeten sessiz kaldı da Ekonomi Bakanımız, işte skandallar vesaireler, bilmiyorum doğru mudur yalan mıdır bilemem onları da, bütün bunlara baktığınız sistem sakat. Bu sistemin sakatlığı içinde giden ağan gelen paşam hiçbir şey fark etmez. Peki. Sayın Şirin çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın Ünsal çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız, katkılarınız için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Odak programını burada noktalıyoruz. Saat 23'te gece editörüyle günün gelişmelerini aktarmak üzere bir kez daha burada olacağız. Ve tabii ki bu tartışmalar konularda gündemimizde yer almaya devam edecek. Son gelen açıklamalara da bakacağız. Şimdilik hoşçakalın.